Selamlar millet, az önce NBA 2K20'nin ilk fragmanı yayınlandı. Ben izledim ama sizlerle birlikte izleyip benim kaçırdığım detayları sizlerin görmesini istedim. Kaçırdığım detay olursa mutlaka yorumlara yazın. Videonun altında normalde başka bir müzik var, ben müziğini değiştireceğim ama önemli olan zaten görüntüler. Böyle dikkatinizi çeken bir detay olursa, benim kaçırdığım bir detay yakalarsanız mutlaka yorumlara yazın. Bir izleyelim. Evet, ben beğendim. Yani gameplay trailer demeleri doğru aslında ama gameplay deyince insan oynanış bekliyor böyle. Hani bir oyuncunun, gerçek bir insanın oynadığı görüntüleri falan bekliyor ama onun için daha erken, şimdilik onu söyleyebilirim. LeBron'la, Anthony Davis'le ve diğer ikili süperstarlarla başlıyor videomuz. Dikkatimi çeken özelliklerden bahsedeceğim. Şimdi buna Kevin Durant'in bu otobüsten indiği ekrana yeni özellik falan demişler. Bu kesinlikle yanlış. Daha önceden 2K11, 2K12 dönemlerinde de maç öncesi işte böyle soyunma odasının göründüğü veya oyuncuların otobüsten indiği görüntüler geliyordu. Güzel bir şey ama yani yenilik demeyeyim de bunu eklemeleri tekrardan çok iyi olmuş bence. Özellikle içerik üreticilerinin işine çok yarıyor. Zion Williamson'ı görüyoruz. Geçen yıldan beri böyle unutmadan söylemeye çalışıyorum hızlı hızlı her şeyi. Bu dive animasyonları, yani topu kurtarmak için atlama, yere yatma, ne bileyim zıplama animasyonlarını çok gösteriyorlar fragmanlarda. Ama ya 2K19 oynayanlar bilir mesela, bu animasyon gerçekten çoğu zaman sizin dışarıya çıkmanıza neden oluyordu. Umarım onları da böyle efektif bir hale getirmişlerdir. Bakalım. Bu dikkatimi çekti. Evet, bunu söylemeden edemeyeceğim. Özellikle son zamanlarda My Team oynadığım için setlere daha çok önem veriyorum. Ve daha çok böyle takım setleri oynamaya çalışıyorum diyeyim. Bak, Curry burada topsuz alandayken ayak hareketleriyle rakibini geçip böyle boşa çıkabiliyor. Umarım bu ayak hareketlerini efektif ve doğru bir şekilde kullanabiliriz. Çünkü My Team'de özellikle dediğim gibi set oynuyoruz. Ve My Team'de setler çok önemli. Onun için çok güzel olabilir. Diğer dikkatimi çeken özellik bu oldu. Kyrie Irving'in hareketi var ya, o harekete ne deniyor bilmiyorum. Doğrusunu biliyorsanız beni düzeltirseniz sevinirim. Arkadan böyle şey yapıyor ya, şu hareket işte, yapamadım. Ama bu hareketi bildiğim kadarıyla geçen yıl sadece parkta yapabiliyorduk. Artık herhalde yani bazı sokak hareketlerini ball handling'i çok yüksek olan insanlar yapabilecek demek ki. Yani Irving gibi oyuncular biliyorsunuz bazen böyle sokak hareketleri yapabiliyorlar maçlarda. Bak, şey çok dikkatimi çekti. Burada hatta güzel bir gönderme yapmışlar. Bu videoyu bilen varsa bilir. Bir tane hayran Bradley Beal'a sen iyi oynayamıyorsun falan diyor. O da böyle bakış atıyor. O bakışı yapmışlar burada. Yani duygulara çok önem verdiklerini gördüm ben açıkçası. İşte Kevin Durant sinirli bakıyordu. Oyuncular gaza gelmiş, hype'lanmış. Derrick Rose'un burada Derrick Rose turnikesi attığını görüyoruz. Ama buna da çok hype'lanmamak lazım tabiri caizse. Çünkü şöyle, abi bazen 2K19 oynayanlar bilir mesela. Bomboş turniken var. Karakterin böyle garip garip animasyonlara girip blok yiyebiliyor. Mesela bunun yerine bir pozisyonda sağ turnike atsa çok daha basit sayı bulabilecekken bunu yapıp blok yiyebilir. O yüzden bu tür animasyonları dikkatli seçmek lazım. Zion Williamson'ı bayağı koymuşlar ya. Zion Williamson umarım hani o hype'ın altında kalmaz. Onun dışında çok dikkatimi çeken bir şey olmadı. Burası var. Evet, buradan bahsedecektim. Yeni bir blok animasyonu sanırım bu. Yani savunmacı topu geride tutarken blokluyor Anthony Davis. Burayı unutmadan ekleyeyim. Anthony Davis smaç bastıktan sonra potanın alt kısmına çarpıyor. Kevin Durant böyle rakip bench'e falan yaslanıyor. Yani onlar güzel olmuş.
Bir tane daha detay fark etmiştim. Onu da hemen unutmadan söyleyeyim. Bak sonunda bulabildim dakikasını. Burada Zion Williamson smaç vuruyor. Darren Fox'un headband'i böyle arkadan bağlanmış. Bu da My Park'a yeni gelecek aksesuarlardan bir tanesi olabilir. Bence güzel bir eklenti. Onun dışında aşırı bir şey fark edemedim. Çünkü daha ilk fragman. Çok büyük şeyler spoiler edeceklerini düşünmüyorum. Ama sizin yakaladığınız bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. Genel olarak yani duyguların ön planda olduğu, duygu animasyonlarının ön planda olduğu bir fragman olmuş. Güzel. Ya ben birkaç bilgi biliyorum fakat bunları söylemem veya yayınlamam ne yazık ki mümkün değil. Ama ilerleyen günlerde çok daha güzel videolar ve içerikler, fragmanlar sizlerle olacak. Şimdiden en azından bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yani fragmanı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Benim fark edemediğim, sizin fark ettiğiniz bir şey var mı yok mu yorumlara yazın. Bu izlediğiniz ilk videomsa kanalımda genellikle NBA 2K içerikleri üretiyorum. Ve NBA 2K20'de her gün bu kanalda olacağız. Şimdiden sözünü veriyorum. O yüzden abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.